Kardeşlerimiz, değerli Terzalan beldesi sakinleri, bir umreci kardeşimizi daha kutsal topraklara uğurlamak üzere bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim hepinize o kutsal mekana beytim dediği, Rabbim Beytullah'ım dediği o Kabe'ye, Beytullah'a yüz sürebilmeyi, oraya gidip oralarda tavaflar edemeyi, kelebekler gibi, kar taneleri gibi Beytullah'ta tavaf etmeyi, Beytullah'a yüzler sürmeyi Rabbim hepinize nasip ve müessel eylesin inşallah. Canan ilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canan ilde aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam yayık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e.
cümlemizə böyle terbiyelerle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Buyur Allah'ım buyur. Huzuruna geldim ya Rabbi. Ya Rabbi bağışlanmamı diliyorum. Malımı, mülkümü, evladımı, sevdiklerimi, her şeyimi bıraktım memlekette. Ya Rabbi sırf senin rızanı kazanmak için bu kutsal mekana geldim. Ya Rabbi buradan ayrılmadan günahlarımı affet diyebilmeyi Rabbim cümlemize ve Umre'ye giden kardeşlerimize Rabbim nasip eylesin inşallah. Muhterem cemaatim, öyle bir kutsal yolculuk ki orasını övmekle bitmez. Orasını zaten Rabbül Alemin övmüş. Bizim ne kadar övsek de övmeye gücümüz yetmez. O kadar güzel yerler ki daha bir hafta 10 gün gibi bir zaman oldu. Kısa bir zaman oldu. Sanki orada doğmuşuz, orada büyümüşüz. Göbek bağımız orada keşilmiş. Neslimiz, gençliğimiz, çocukluğumuz orada geçmiş. Buraya gelirken kalbinde acı bir ızdırap. Bunu lafla tarif edemiyorsun. Oraya gidip yaşamak lazım. Rabbim o aşkı şevki kalbimize yerleştirsin inşallah. Gidemeyen kardeşlerimiz var. Rabbim en yakın zamanda Beytullah sevgisini, Ravza-i Mutahhara sevgisini, Peygamber sevgisini kalbimize yerleştirsin. O mukaddes yerleri, o mukaddes beldeleri. Peygamberimizin çocukluğunun geçtiği, gençliğinin geçtiği, peygamberliğinin geldiği o mukaddes yerlerde gezmeyi, ziyaret etmeyi, peygamberimizin ayak tozunun olduğu yerlerde gezmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Muhterem cemaatim, kısa bir anekdot anlatıp hemen duamıza geçeceğiz. Orasını anlatmakla bitmez. Orası kardeşlik yurdu. Orada kırgınlıkların bittiği bir yer. Kimsenin aklına hastalığı, çoluk çocuğu, evladı, malı, mülkü hiçbir şey gelmiyor. Giden kardeşlerimiz bunu en iyi şekilde bilir. Burası bu dünyanın görünen arka yüzü. İnanın ki ibadet edilen en kutsal mekan. Orada ibadet etmenin aşkı, şevki, güzelliği bambaşka. Bu dille tarif edilmiyor. Rabbim hepinize nasip eylesin inşallah. O Beytullah'a yüz sürebilmeyi, Hacer-ül Esved'i selamlayabilmeyi, İbrahim makamında namaz kılabilmeyi, hatimde namaz kılabilmeyi, kaza namazları kılabilmeyi, bağışlanma dilemeyi, tövbe istiğfar edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Muhterem cemaatim, Harem bölgesi, Mescid-i Haram. Oraya dışarıdan gelenler ihramlarını giyiyor, umreye niyetleniyor ve o mukaddes topraklara öyle geliyor. İşte bunlardan bir tanesi de Cirane Mescidi'nin olduğu bir mikat sınırı. Cirane Mescidi tavafa umreye niyetlenirken gidilen bir kutsal mekan, bir mekan yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mescide, Cirane Mescidi'nin vermesinin asıl adı, gayesi, orada Cirane denilen yerde tatlı su kuyularının bulunması. Orası bereketli, tatlı su kuyularının olduğu bir yer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethini gerçekleştirdiği zaman böyle bugünkü savaşlar gibi birçok esir alınmış değildi. Birçok ganimetler vardı. Develer, koyunlar, binlerce, sayısının adedi fazla. Tabi bunun yanında birçok eşyalar, değerli eşyalar alınmıştı. Tabi Müslüman halk da bunun içindeydi. Ganimetten pay alacaktı. Halk gariban. Yemeğe ekmeği yok akşama gidecek. Öyle zamanlar gelmiş ki aziz cemaatim, kuru derileri bir hafta boyunca ağızlarında gezdirmişler açlığını yitirmek için. İşte böyle bir yokluk zamanından geldik. O yokluğu bilmemiz lazım, tatmamız lazım. İşte oruç ibadeti bize bunu hatırlatmak için Rabbül Alemin tarafından farz kılındı. İnsan yok olmadan o kıymetini bilmiyor bazı şeyleri. Kaybettiği zaman farkında. Balık sudan çıkmadıktan sonra suyun kıymetini bilmez diye bir söz var değil mi? Ne kadar basit bir söz. Asıl sen balığa sor bakalım sudan çıkınca o suyun kıymetini. İşte bu şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradaki ganimetleri Müslüman halka, gariban halka dağıtıyordu.
Bir de baktı ki, biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz'in süt annesi vardı Halime. Süt kardeşi vardı, ablası Şeyma radıyallahu anh'a. O da orada. Peygamber Efendimiz'i tanıyamamıştı. Çünkü Beni Said yurdunda Şeyma ile çocuklukları beraber geçmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir esnasında o Şeyma validemizin omzunu ısırmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeyma validemizi tanıyınca onun yanına gitti. Siz nerelisiniz diye sordu, onu tanımamış gibi. Biz Beni Said yurdundan. Sen Halime'yi bilir misin? Nasıl bilmem, o benim annem diye cevap veriyor Peygamber Efendimiz'e. Sen beni tanımadın mı diyor Peygamber Efendimiz Şeyma annemize. O esnada tanımadım diyor. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O esnada gözlerinden yaşlar dökülüyor Şeyma annemizi. Ey Muhammed, kardeşim diyor ve sarılıyor. Seni unutmak mümkün mü bugünkü tabirle? Hani omuzumda bir sefer beni ısırmıştın diye diyor. Hemen böyle omuzunu çeyemeye kalkıyor. Ve Peygamber Efendimiz hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor orada. Tabi oradaki ganimetlerden bir kısmını veriyor. Ve Şeyma annemize diyor ki, gel benim yanımda kal. Burada kal diyor. Ama Şeyma annemiz onu kabul etmiyor. Kardeşlik işte, süt kardeşliği bile çok mühim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Hatta öyle rivayetlerde anlatılıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Halime vefat ettiğinde mezarı kazılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o mezara girmiş. Hatta bunu nasıl, neden yaptığını sorunca Halime annem orada yalnızlığını hissetmesin, benim kokumu duysun diye yaptım demiştir. İşte aziz cemaatim, aramızda kırgınlıklar var. Anne baba arasında, evlatlar arasında kırgınlıklar var. Kardeşler arasında mal mülk davasından kırgınlıklar var. Hepsi geçici. Bu dünya geçici. İşte 50 yaşında, 80 yaşında amcalarımıza soralım. Ne anladın 80 yaşına geldin amca bu dünyadan? Dün doğdum, bugün 80 yaşına geldim de. Bu dünyanın özenilecek hiçbir tarafı yok. Yapılması gereken bu dünyada dört dörtlük Allah'a kulluk ibadetini yapmamız ve ona razı, onun razı olabileceği ibadetlerle onun huzuruna çıkabilmek. İşte böyle kutsal ziyaretlere yapabilmek. İşte hısım akrabaya ulaşabilmek. Hastaların derdini sorabilmek. Borçluların dertlerine dert olabilmek. Rabbim herkese İslam kardeşliği. Hani Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah bismillah innemel mu'minuna ihvetun. Bütün müminler kardeştir diyor. Kim diyor? Kabul alemi. Allah Celle Celaluhu. O ne diyorsa doğrudur. O Kur'an-ı Kerim'de öyle demiş. İnnemel mu'minuna ihvetun. Kardeşliğimizi unutmayalım. Kırgınlıkları, dargınlıkları bir tarafa bırakalım. Aramızdaki Rabbim hürmeti, muhabbeti daim eylesin inşallah. Kırgınlıkları kaldırsın inşallah. Rabbim buradaki kardeşlerimize sağlık, sıhhat içinde o kutsal mekanlara gidip orada ibadetlerini yapabilmeyi ve akabinde yine sevdiklerine, memleketlerine dönebilmeyi kendilerine nasip eylesin inşallah. Rabbim şu anda yapılan dualar hürmetine, yapmış olduğumuz bütün duaları kabul eylesin. Rabbim Peygamberimiz hürmetine, sevdiği kullar hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Gidecek kardeşlerimize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz. Gitmek isteyen kardeşlerimize, orada gönlü istiyor, Kabe'ye, Beytullah'a gitmek istiyor ama fırsat bulamıyor. Rabbim onlara da en yakın zamanda fırsatlar nasip eylesin. O güzel yerlere, o mukaddes yerlere gidip oralarda ibadet yapmayı ve akabinde sevdiklerine dönebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Muhterem cemaatim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıktığınız zaman konu, komşu, hısım, akrabalarınızla helalleşin buyuruyor. Bu nedenle umreye göndereceğimiz kardeşlerimize haklarınızı helal ederiz. Haklarınızı helal ederiz. Haklarınızı helal ederiz. Allah sizlerden razı olsun inşallah. Allah sizi cennetine dahil eylesin, akabinde kitlesin ve çıkarmasın. Buradan da rahmetli Talat hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Mekanı cennete olsun inşallah. Amin. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وَقِبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاهْدِنَا وَفِقْنَا اِلَى الْحَقِّ وَاِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ وَاعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمٌ وَاعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمٌ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! O emriyle tüm mevcudatı yoktan var eden, yok o emriyle her şeyi yok ediveren, sonsuz kudret ve kuvvet sahibi olan ul Allah'ım, elhamdülillah diyerek sana hamd ederiz. Nimetlerin bize ihsandır diye şükrederiz. Bizleri şükredenlerden eyle ya Rabbi. Ya eyyühel alemin ve erhamer rahimin, biz senin aciz kullarınız, yalnız sana ibadet ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz. Kulluğumuzu, ibadetlerimizi, hayır ve sanatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya eyyühel alemin ve erhamer rahimin, alemler rahmet olarak gönderdiğin, Habibim dediğin, sevgililer sevgilisi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim sevabına inanarak, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek hac ve umre ederse gideceği yer cennettir buyuruyor. İşte bu ilahi, Peygamber Efendimizin bu ilahi mesajın üstünü altında şu anda Beydim dediği Mekke-i Mükerreme'ye, Ravza-i Muhara yolcu ettiğimiz bu kardeşlerimize bu kutsal yolculuklarında kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya eyyühel alemin ve erhamer rahimin, beyaz kelebekler gibi ihramlarına girmeyi, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyerek ihramlara girmeyi, umrelere niyetlenmeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek tavaflar etmeyi, salat-ı umiyeler getirerek tavaflar etmeyi, umreler yapmayı, saylar yapmayı, akabinden kana kana zemzeminden içmeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya eyyühel alemin ve erhamer rahimin, Hacer-i Esved'e yüzler sürmeyi, Beytullah'ta namazlar kılmayı, ibadetler yapmayı, İbrahim makamında namazlar kılmayı, Hatim makamında namazlar kılmayı Rabbim kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin, yine birçok nafile tavaflar yapmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve erhamer rahimin, Mekke-i Mükerreme'deki görevlerini bitirdikten sonra Medine-i Münevvere'ye varmayı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasına varmayı, orada salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, salatu ve selamu aleyke ya Seyyiden Evvelin vel Ahirin diyerek Peygamber Efendimizin ravzasına selamlar vermeyi kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve erhamer rahimin, Cennetül Baki'ye girmeyi, oralarda dua etmeyi, 10.000 sahabinin huzurunda ya Rabbel alemin, burada yatan sahabiler hürmetine benim günahlarımı bağışla diye dua edebilmeyi kendilerine nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, oraya da yatan Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hürmetine, Allahü Teala'nın sevdiği kullar hürmetine, Uhud şehitleri hürmetine ya Rabbi bizim günahlarımızı aff ve mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve erhamer rahimin, ziyaret yerlerinden Uhud savaşının olduğu Okçular Tepesi'ne gitmeyi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gizlendiği mübarek mağarada dualar etmeyi kendilerine ve bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya eyyühel alemin ve erhamer rahimin, biliyorum ki ya Rabbel alemin, aramızda Beytullah sevgisiyle yanan, Medine-i Münevvere, Ravzatullah sevgisiyle yanan kardeşlerimiz var. Ya Rabbi imkansızlıklar yüzünden gidememekteler. Ya Rabbi şu anda dua ediyoruz. Onlara da en yakın zamanda